Halil Ferah tercihler. Aslında her şey bile isteye yapıldı. Görünen köy kılavuz istemiyordu ancak birileri görmedi, görmek istemedi. Duymadı, duymak istemedi. Şimdi geri dönülmez yola girildi. Bağırmanın, çağırmanın anlamı var mı? Bence yok. Yıllar önce yapı yavaş yavaş değiştirilirken gözler kör oldu, kulaklar sağır, diller lal oldu, sistem tavrumar. Yasalar geldi torba torba içinde bir madde havuç misali gösterildi, diğerleri hiç görülmedi, görülemedi. Şehir hastanesi dediler, sistem denenmiş, tutmamış diyenlere siz bizim işimize karışmayın dediler. Daha bayıra dev hastaneler diktiler. Yetmedi, hasta garantisi verdiler. 10 belki 20 hastane parasına inşa ettiler. Şehrin içindeki hastane arazilerini talan ettiler. Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz. Cebimizden bir kuruş çıkmayacak dediler yıllarca geçmediğimiz yoldan köprüden para verdiler. Tam artık bitiyor derken işletme süresini uzattılar. Nasıl olur bir açıklayın dedik, siz bilmezsiniz ticari sır dediler. Torbadan emekliye, emekçiye hep yokluk, hep sabır çıktı. Çevredeki yakınlara tüm kapılar açıktı. Sata sata bitti eldeki servetler, şimdi pazara çıktı gelecekler. Devlette ne iş kaldı ne iş bilen, mülakat diye ne becerikli ne zeki insanları elediler. Yine çıkıyorlar meydana. Ekonomi, işçi, emekçi ya da emekli yok dillerinde. Oy vermezsen diye başlayan cümleler her yerde. Hepsi tercih yani iktidarın tercihi. Külliye yetmedi, otluk koyu yaptılar. Küçük geldi, saray kondurdular. Etrafına villalar oturttular. Tatilde bile çalışıyoruz dediler. Ahlatı kaç kez kullandılar? emekliye para yok, sabır derken bütçeye bunlar için milyonlar koydular. Şimdi tercih senin. Belki son şansın. Dört sene sana bir şey sormayacak, anlatmayacak. Ne düşünürsen onu atsan da.